Herkese merhaba, bugün yeni serimizde karşınızdayız. Merak ettiğimiz araç gereçlerin nasıl icat edildiğini öğreneceğiz. İlk gerecimiz fermuar. Fermuar iki parçayı birleştiren şerit biçiminde bir gereçtir. Peki hem kıyafetimizi, hem çantamızı, hem de çizmemizi pratik şekilde kapatmamızı sağlayan fermuar nasıl icat edildi? Yüzyıllar boyunca insanlar kıyafetleri ve çantaları kapatmak için düğmeler, kancalar, çıtçıtlar ve bağcıklar kullandı. Kullanmaya da devam ediyor. Birçok girişimci de bu işi daha pratik hale getirmek için çalışmalar yaptı. Alan Sove da bu çalışmaları yapanlardan biri. Hatta dikiş makinesini icat eden kişi olarak anılıyor. Hall, 1851 yılında ilk fermuar tiplerinden biri için patent aldı. Kullanımı hem zor hem de üretimi bayağı maliyet gerektiğinden Hove'un tasarımı pek rağbet görmedi. Bunun akabinde 1890'lı yılların başlarında ABD'li mühendis Whitcomb Judson özellikle çizmelerde kullanılabilecek bir tasarımın patentini aldı. Bu tasarımda sürgüyle birbirine kenetlenen karşılıklı kanca ve halka sıraları bulunuyordu. Başarısız birkaç girişimin ardından Justin pes etti. Ardından devreye İsveçli mühendis Gideon Sandbeck girdi. 1910'lu yıllarda Justin'ın tasarımını geliştirdi ve yeni bir model ortaya çıkardı. Sandbeck öncelikle kancalardan kurtulmayı hedefledi. Sert bir şerit üzerine tutturulmuş, iki diş sırasından oluşan ve Y biçimli bir sürgüyle çalışan bu model, günümüzde kullanılan fermuarın bir benzeri. 1917 yılında ABD ordusu uçuş tulumlarında bu fermuarları kullanmaya başladı ve icat bir anda popüler oldu. 1930'ların sonlarına doğru moda sektöründe hızlıca kullanılmaya başladı. 1939'a gelindiğinde 300 milyon fermuar satılmıştı. Bu sayı 1950 yıllarda 1 milyarı aştı ve günümüzde elbise, çanta, çizme ve benzeri eşyanın yakasında, ceplerinde ve hatta estetik açıdan tarz olarak bile kullanıldı. Evet, fermuarın icat edilme hikayesi bu şekildeydi. Peki sizin icat edilişini merak ettiğiniz eşyalar neler?